Dünyadan arka çalır ki görünmeler, hazır kaptanlar xeylik olsun, minan ismi Muzaffer. Bugün biz dünyadaki en bay ve en sırlıq bolğan Rosjet ailesiyle tanışıp çıkmız. Hem onlarla yaxtırıp görüşenlerine ümit kılmən. Rosjet ailesi bir Yahudi ailesi. Dünyadaki en bay ailelerden birisi. 19. asırlarda bu ailenin baylıqını dünya baylıqından %52'den tərkib tapıdı deyip rivayet kılıngan. 23 yılına aldı da bu aile doğrusu da bizimle işkanla bir nesil bilmektedir. Hem burunmu pek anlap bakmağın. Çünkü burunlu tatlı Rosjet ailesi dünyadaki en baylar çizimdeki de yok. Bunlardan bir aile kayısı var, özlerinin iqtisadi ekvalini aşkarlaşmamaydı. Mesela bunlardan nurgulugan şirketler var. Bazı şirketlerden kırmını aşkarılması için pazar çizimdekiye ya ki paycek pazarından çizimdekiye kırgızmıyken. Şu an kançılık pul bağlıqını hiç kim bilmeydi. İnsanlar fakat peres kıldı. Şu an bazı perezlerde bu ailenin baylıqına, bilgayçısından baylıqına 5-600 əsli üstünlükkeliği sözlengen. Onda olsa bu aile nemiş kıvınçilik bay? Bu baylıqlar bu ailenin kuluğa kanda kep qağın. 1600-cü illeri və 1700-cü illeri bunlarına əcdadları naidi namurat kentok. Tövən qatlamdikilərindən və namuratlarından yaşaydıqan bir rayonda yaşaydı kentok. Bunlarına ailesinin kilip çıxış mənbəsi olsa, Germaniya, Frankfurt'daki Yahudilər topluşub yaşaydıqan bir kent. Yahudilər burnunu tatıb, Avropada kişilərinə alqışıqa erişəlməyən və müştonuşa şəhərlərdə məcburi yaşaşıqa fışırıqan. Rosjet ailesi mi, müşkentdiki ən addi ailelerinden birisidir. Burun Yahudilərinin köpüncüsünə familisi yox kentok. Rothschild degen familiyamı bunlar özür koyup algan. Rothschild degen simdan mühendis olsa kızıl belge. Burun bunların işkinin üstünde bir kızıl belge bakken tok, muşu belgini familiy kılıp işletken. O vaxtki öyler sanlı ornağa ranglar bilen pereklindikken tok. Bunlar yaşaydıgan öyler mi nait küçük bulup 30-40 kvadrat metrelik oyunun içinde 10-20 adam yaşaydıkken tok. Şunçilik derecede kembağalken tok. 1744-cü ili Rothschild cemiyatındaki en mühim kişi toğuldu. Mayor Amisher Rothschild. Bu kişi 2005-ci ili Forbes World Journal'da tarixdiki təsir ən küçük sodigar digən namı erişkən və xalqıra pul muamilatçısı da batalgan. Mayor 23 yaş vaxtlarda Rothschild sod cəmiyyəti ilə bir şirkət qurdu. Bu sod uyuşmasına asas ticaret olsa pul ilə münasibətlik. Pul almaşdırış, qəz beriş, kon pullarını və tarixi pullarını elipsitiş digəndik. 17-ci və 18-ci əsrlərdə Avropanın hamısı kiçik dövlətlərinin tərkib tapatdı. Bir kalemi bir devlet hesaplattı. Şuna bu küçük devletlerin hepsi özlerinden pulunu işlep çıkarttı. Pullarını başkalarından parıqlı kılış için alaydı resimler ve çıraylıq üsuller bilen bize etti. Ama bu küçük devletlerden bazıları köpünç vaxtlarda çoğun devletler tarafından yutulundu. Ve bunlardan pulları konu pul ve tarihi pul bulup kaldı. Şuna bazı pullarından senet kıymeti naid yukarı. Şuna nurgun kişiler bu pullarını toplaydı ve yığıdı. Bulup mu Avrupa'daki ak sünekler bu pullarının yığışını pek yaxşı görürken tok. Koğun pullarını ve kadın pullarını yığış o vaxtlarda ak süneklerin arasında naiti modu bolgan işlerinden birisi. Köpxil pullar bolgalıq için pul almıştırdığan ve seti aldığan pul testik organları lazım buldu. Mayor Rothschild müştahiş kılattı. Mayor Rothschild ticaret kılığa vaxtlarda ordu əmaldarları bilen mi yaxşı etdi. Ve Amorch isimlik bir general bilen tanışıp kaldı. Bu general arqalıq naid mühim bir şəxs bilen tanışıqan müyasar buldu. Hessin Saylıqçılar Dövlütünün varisi 1. William bilen tanışıdı. Hessin Saylıqçılar Dövlütü deyilmez, yani Karorman Saylıqçılar Dövlütü deyip mi atıldıkken, Muşu Dövlütünün padişahı, baş dövlütlerinin padişahısını saylaş hukuku var deyip mi buldukken, mesela Germaniyanın ya ki Fransiyanın padişahısını saylaşka hukuku buldukken. Şu an Hessin Dövlütü şu vaxtlarda naid küçük hakimiyetlerinden birisi, Şahzadı William'ı kadimi pullarını yığışını yaxşı görürdü. Şu an Rothschild özünü saxlap koyan en kıymetli, az çürüyüdüğün kadimi pullarını Şahzadı William'a soğukuldu. Şahzadı William'ı bunu da naid hoşal buldu ve xursan buldu. Kündün künge bunlarla münasiyeti tıxım yakın bulup istedi. Mayor Rothschild Şahzadı'ya tıxım yaxşıcak buluş için her taraftan kadimi pullarını izleydi ve Şahzadı'na işençisini kol keltirdi. Şahzadımı bu mayorini ordu sodigarlıkıya təyinləydi ve her vakit orduğa kırıp çıkışıqa ruhsat verdi. O zamanlar Yahudilar naid tövən təbiqidiki millet bolğaçqa ordu kırıp çıkışı naid az çürəydiğen işlerinden birisi. Mayorumu özünün ordu sodigiri deyən namı bilen özünün ticaretini tıxım çoğaytıdı. 1785-ci ili Şahzadı William'dan dadısı vapat buldu ve Şahzadı William dadısından ornuq çıxıdı. Şahzadı William dadısından bütün mirasına erişiydi. Bu miras şu vaxtki Avrupa'na en çok mirası da batalgan. Mayor Rothschild mi 30 yaş vaxtlarına kadem koydu, 40 yaş, 50 yaş etraplarına. Onun 5 oğlu var ve bu 5 oğlunu naid yaxşı terbiyeleyip çoğunkuldu. Hemisi münevver sodigarlardan bulup çıxıdı. 1789-cu ili Fransiya inqilabi partlaydı.
Fransiya inqilobidan oid sirli bir nuqta bor. Yahudilarning kishilik huquqini itirof qilishini alohida ta'kidlaydi. Shuning uchun Fransiya inqilobida yahudilarning qo'lishimi yuqori bo'lgan deb qaraldi. Balki Rothschild oilasining yashirin qo'lishiga erishgan bo'lishi mumkin. Chunki Rothschild oilasi 1789-yillari ordadan ko'p pul sug'urib bo'lgan. Fransiya inqilobini ba'zi rivoyatlarda Illuminati tashkilotiga o'rlashtirganligi so'zlandi. Chunki Fransiya inqilobida e'lon qilingan kishilik huquq kitobnomasining eng ustida Illuminati'nin belgesi var. Keyin ayrım bir video işte bu Illuminati teşkilatını sizlere düşündürüp vermem. Fransiya inqilobi yüz bergenden keyin Meyer Rothschild Hessen dövleti bilen Angliya otursuzdaki ticari alaklaşıkçı buldu. Oxşayıştan iki devlet arasında nait köp pul tapdı. 1801-ci illeri təxtiki William'ı yaşınıp kaldı. Ve köpünce mal dünyasını Meyer'in başkuruşuğa ve onun məbləğ silişiğe tapışırıp edi. Meyer mi William'ın ümidini yerde koymağı asasında nait köp yaxşı məbləğlerini silip edi. Mesela ticaretçilerine nait yukur üsümler bilen qarz veriş, devletlerine qarz veriş, uruş qatqan küçük devletlerine yukur üsüm bilen qarz veriş, uruşta en kereklik narsı olsa pul bilen kural. Pul arqalı kural sitib aldı, əskerlerini tərbiyeləydi. Şuna ərqandaq bir devletinin pulga ihtiyacı var. Meyer muşlarını köstüb devletlerine qarz berdi. Məsələn, iki dövlət uruş qoyatqan bolsa, hər iki dövlətə qarz berdi. Əgər uruşu qalıb qılsa, mənə əsirləb töləysən, məğlub bolsa, mən sənə yerlərini və qımmətli nərsələrini avalmən deydi. Şuna dövlətlər qalıb qılsın, ya ki məğlub bolsun, ən çox paydını Meyer aldı. Ticaret ve məbləğ silişdə həmmə adam onu tunub getdi. Və xanlar cəmiyyətindəki başqa insanlar mı məbləğ siliş üçün onu izləyirdi. O 5 oğlu içində ən fəxirləndiyini 3-cü oğlu istəyir. 1804-cü ili o 3-cü oğlunu Angliya Londonga igilik tikləş üçün yolladı. 1812-ci ili Meyer 68 yaşında aləmdən ötdü. Ailesine ve ballarına nurgun miras kaldırıp gitti. O vapat bulgandan keyin başka oğullarımı Frankfurt'tan başka yerlerine küçükçe başıldı. Fakat çoğun oğlan Frankfurt'ta kap kaldı. Avrupa'na herkes çaylığı verip iyilik tikleşke başıldı. İkinci oğlu olsa Viyana'a gitti. Üçüncü oğlu baştan Angliya'ya gitip olgandı. Törtüncü oğlu olsa İtalya'ya gitti. Beşinci oğlu olsa Fransa'ya Paris'e gitti. Bunların içinde en yol tapkını ve en küçtengini olsa üçüncü oğlu bilen beşinci oğlu. Şu an hazırlıklı Rothschild ailesi İngiliz Rothschild ailesi ve Fransız Rothschild ailesi en yol tapkallar. Hazır ki Fransız Rothschild ailesinin rehberi olsa 5. evlat David Rothschild. İngiliyaya gitken 3. oğlu Nathan Rothschild 1804-cü ili İngiliyaya barğandan keyin en aval Rexodis'dan başlayıp Aksiya şirketiyle kurup çıkan. Hessen padişahı William'ı İngiliyaya küçüp gelgenden keyin bu Meyer'in 3. oğluğa yaxşı könül bölgen. Şuna bu mu ittiklam yol tipi gitken. Meyer Rothschild vapat bulgandan keyin ailesine ve oğullarına nurgun miras kaldırıp ketkendi. Lekin bu miras o vaxtlarda devletler bilen etişarlıqda derecede cikamestdi. Bunların ailesine en güllenge ve en köp mal dünyaya erişken vaxtı 1815-ci ili Waterloo uruşu. Waterloo uruşu deyilmez Fransiya bilen Angliya otursudaki bir uruş. Angliya uruş kirgen vaxtlarda Angliya'daki baylar ve emeldarlar devlet aksiniye talonu sitib aldı. Bir yaxtın devletke destek veriş maksadı olsun mu, yan bir yaxtın pul tipiş maksadı. Çünkü eğer Angliya galiba kazansa bu aksiniya talonları neçesi ösüp gitdi. Paycheck o'xshash bir xil talon. Lekin Angliya mag'lub bo'lsa, bu talonlarning hammasi axlat qog'ozga aylanishdi. Shunga bu talonlarni sotib olganlar bir xil paycheck bozorga qarg'an o'xshash urush ahvollarini va xabarlarini to't ko'z bilan saqlab turdi va izlanib turdi. Biror shum xabar kelib qolsa yoki shum xabar kelishdan burun qo'ldagi talonlarni sotib chiqarib yetish. Rothschild oilasining qo'lida ko'p miqdorda bu talonlardan bor edi. U vaqtlarda telefon va uchur yo'llash tizimi mavjud bo'lmaganligi uchun bir xabar elish uchun yoki xabar yollash üçün kepte ya ki insanlar özür berib gelip haberliş etdi. Bir haberden kilişi ya ki berişi uzun bir vaxt alatdi. Hemenle haberi saxla atqan bir günü 3. oğlu Nathan Rothschild nait akıllıq bir iş kıldı. Koludaki aksiya talonlarını erzan bağda satış başlaydı. Bunu körgen kolda oxşaş talon bolgan başka insanlar mı endişe çekirdi. Çünkü Rothschild ailesi o vaxtlarda nait danlıq məbləğ salgıcı ailesi. Şu an nurgu insanlarda Rothschild çıgıda koludaki talonlarını satıp çıkır yutupardı. Biz qandaq kısaq bula da bir xil endişe ve şüphe peyda buldu. Bazı insanlar bolsa Rothschild ailesi çoğun bir xəbərini oxub qaldı. Şu an koludaki talonlarını satıp çıkır yutupardı da
деп кеп тарқытыды. Яғни әңгіле ұттырды деп бір қабар алған бұл шүмкен деп шүпәлінді. Анден башқы инсаларыма қолдегі талонларыны әрзан бағада сетішкі башлайды. Бұ талонларына бағасы тоқтыма түшкі башлайды. Нақмыш вақытта Натан Росчет яны бір тарапты үшірін талонларыны топлашқы башлайды. Бүтін талонларыны топты алғанын кен ұрыш болған жайдан қабар келді. Әңгіле ғалбы қылды. Бүтін акция талонларыны сетіп әткен инсалар ұйғыр азап іші кіргісіді. Әмі ән көп топлы алған Натан Росчет болса, бір кетеде бай олып кетеді. Рывайетлерге қарғанда оның бүтін мал дүниясы 2000 яки 3000 әсе юқырлап кеткен. Шуңа Натан Росчет олса, башқы мәблақ салғычылар білен бір қыл ойын ойнап әткен. Нұрғын тижари ва иқтисади қарқанлар вайран болды. Росчет айлыс олса, Әңгілиядеки әң чоң тижари ва иқтисади қарқан болды. Бәз рывайетлерде Росчет айлысына Әңгілияның фтыдғалықыны алдын бұрын билп болғанлыққа сөзденген. Чүнки Росчет айлысы Әңгілия үкіметіге найт көп пұл өлен дәстек болған вә Әңгілия үкіметіге ұрыштын келген хабарларыны бірінші ұныңға сөз ішіне тәкітліген. Азыр чеметімізімі аксия базарларыны, пайчек базарларыны мұшқыл ұсылда ойынтыдыған күшлік ойыншылар мәвжуд. Ән адды қылып әтқымызда мұшын әчкіні алды да, Әрдоған әпендім жүмә күні найт чон хабардың бірін әйлан қылмен деді. Чаршам күн чыгып, бу гапны кылгандан кийин пайчек базардагы энергия ва нефть иштеп чыгарыш ширкетлеринин пайчектери 2 күндө 115 менен 120 атрапында өсүп кетти. Жума күнү эълан кылган хабар базарны канааттандыргандай шекилде болмогачка, пайчек базары тез сүрөттө түшүп кетти. Ички хабарны билдирген чоң оюнчулар 2 күн ичинде 115 менен 120 атрапында пайдасын ап болду. Ички хабарны билмейдиганлар болсо, жума күнү ыйгыр зыян учурап кетти. Шуңа ар кандай тижаратта биринчи кол учур ар вакыт муйум. Росчет айлысынан şu вақытларда нұрғы ұрыштарыны пұл арқылы контрол қылғалықы вән нұрғын пайдығы ерішкәлікке сөзденген. О вақытларда Европада нұрғылыған чон кичек ұрыштар үзберген. Росчет айлысы бұ ұрыштардың тапқан пұлыры білән Әңгілия банкысыға дәсімі салған вә Әңгілия мәркізі банкысына әң чон пайчектар болған. О вақытларда Әңгілия дүниядекі әң күшік дөләтлерінің бірсі. Росчет дүниядекі әң күшік дөләтінен пұл бесеш вә пұл тарқыш құқықыны контрол қылып алған. Кейін Әңгілия Америкіне құрып чықыды, Росчет мұ табиғи алда Федерация запысыны құрып чықыды. Азырқы Америка долларыны тарқытыш органы. Рывайетлерде бұ органыны үш чоң айлы контрол қылды. Бірінсі Росчет айлысы, шкінсі Рокфеллер айлысы, үшінсі Морган айлысы. Яны рывайетлерге қарғанда Рокфеллер айлысыны, Морган айлысыны вә Америка Полачайы Кернеджи айлысыны Росчет айлысы қолап қуатлап чықарған. Яны оқшыштан башқы рывайетлерде Америкіне Росчет айлысы контрол қылды. Росчет айлысынан бір атымыра сөзі бар. Әгер маған бір дөләтінен пұл тарқытыш вә башқұрыш оқуаққаны бәрсе, қануны кім яссын яки чықарсын, мәшшін мұйым әмәз. Мейер Росчел. Шоң бұларынан баштын татып әң чоң нишаны олса, дөләтлерінен пұл башқұрыш оқуаққаны қол келтіріш. Оларғы ниспеттен пұлны контрол қылған әмін әрсіні контрол қылды. Қануны мұ оқшаш. Бәз пәрәзлер қарғанда дүниядекі көпінші мәркізі банкыларда Росчет айлысынан пейі мәвжуд. Оқшаштан бұларынан масонлар білен болған мұнасиеті мәвжуд. Шоңа көпінші инсанлар масонлар бірлікке вә Илминати тәшкілатты dünyanı kontrol kuatıdır deydi. Başta dediğimizdek bu ailenin iqtisadi ekvalini hiç kim toluq bilmeydi. Anlaşlar qarğanda hazır bilindiğin şirketleri içi de dünyadaki en çok alma şirketi Debris alma şirketi. Philip Morris halkıralık tütün ve tamah şirketi. Yine dünyadanlık Lafit Kızıl Arkı'na üstü de bunlarla familisi mevcut. Dünyadaki köpünce karxana, şirket ve gruplar bu aile için hizmet kıldı. Hem de kısıkça 1 dolarla kendindeki bir rivayetini çöndürüp vereyim. 1 dolarla kendindeki bu el ekran 3 kıvetke bölündü. Birinci kıvet bolsa normal puhralar. İkinci kıvet bolsa hükümet. Üçüncü kıvet bolsa karhanlar ve global gruplar. En üstündeki 3 burcak bolsa Росчет айлысы. Бу әң үстүдікке үш бүрджек немішқа авады тұрды деген вақытымызда жәмиеттен жирақ ва жәмиеттен үстіде мәвжуд болуш.